Hocam mahfuz, muhafazalı ayetler değil mi? Şimdi bu orada söylediğin ayet Araf suresi 172. ayet. Yani bundan haberimiz yok demeyesiniz diye. Galu bela. Şimdi buna da ilgili bir yazım var. Galu beladan beri Müslümanım ne demek? Onu da internet sitesinde bulabilirsiniz. Araf suresi 172. ayetinde galu bela dediler ki evet kelimesi geçer. O nedenle bir insana ne zamandan beri Müslümansın denince galu beladan beri Müslümanım diye cevap verirler. Yani dediler ki evetten beri. Bu ne demek peki? Araf suresi 172. ayetinde geçiyor bu. Bu aslında insanın vicdanının dile getirilip konuşulmasıdır. Allah orada insanların yaratılıştan, fıtratlarında var olan vicdanlarıyla sembolik bir diyaloğa giriyor ve onunla konuşuyor. Bizim vicdanlarımız da sembolik olarak konuşuyor yani. O levh-i mahfuz, ruhlar alemi, ervah-ı alem diye bir yer yok. Orada geçen konuşma diye tefsirlerde anlatılır ama bu doğru değil. Öyle bir ruhlar alemi diye de bir şey Kur'an'da geçmiyor. Bu insanın, her insanın yaratılıştan fıtratında var olan vicdanlarının dile gelip konuşturulmasıdır. Ne zamandan beri Müslümansın? Galu beladan beri. Dediler ki evetten beri. Yani vicdanımın sesini dinlediğimden beri, vicdanımdan bir evet sesi duyduğumdan beri Müslümanım demek istemiş oluruz. Ayrıntısını o yazıda okuyabilirsiniz.